Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine güzel bir çekimle sizlerleyiz. Kürenk Kulübü yönetimi ve Kürenk Kulübü üyeleriyle farklı şehirlerden gelen dostlarımızla Niğde, Konya, Ereğli gezisi yapıyoruz. Tabii bu gezilerde de güzel çekimlerle sizlere bu bölgedeki kuşları, kuşçuluğu sizlere kısa videolarla tanıtmak istiyoruz. Tabii bu emeklerimizin, katkılarımızın da faydası olarak bu videomuzu beğenmenizi, yorum yapmanızı, kanalımıza abone olmanızı hepinizden ricada bulunuyoruz. Bugün neredeyiz? Niğde'de Nebi Karan, en son Türkiye kürenk şampiyonu, dişilerde kürenk şampiyonu olan Nebi Karan, kendisi kulübümüzün hem kurucu üyelerinden hem değerli bir dostumuz, Niğde'de bu işe gönül vermiş bir arkadaşımız. Size Nebi Karan'ı, Nebi Karan'ın kuşçuluğunu ve şampiyon dişiyi göstereceğiz. Güzel kalabalıkta bir kadro var, dostlarımız var, Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlerle, arkadaşlarla. Şimdi haydi kuşlara geçelim. Kuşlarımızı izleyelim. Herkese selamlar, saygılar. Evet, Nebi Karan. Abi merhaba. Merhabalar. Camiye çok selam. Abicim, Kürenk Kulübü YouTube kanalındayız. Bugün güzel bir çekim yapıyoruz. Evet. Daha önce Niğde'de birkaç çekim yapmıştım ama çekimlerin kalitesi hoşuma gitmediği için yayınlamamıştım. Ama bugün güzel bir kaliteli çekim çıkaracağız. Öncelikle tebrik ediyorum. Türkiye Kürenkler'de şampiyon oldun. Bizleri ağırladın. Bugün çok değerli dostlarla beraberiz. Güzel bir sergi alanımız var. Tabii Şebab'ın olmazsa olmazı sergi alanımız ve şampiyon kupalarımız. Bu seneki kupaları da çok beğendim. Güzel bir kupa yapmışlar. Aynen, federasyonumuzu tebrik ediyoruz. Yani. Evet, dostlar, Antep'ten Ahmet hocamız, Ahmet Durmaz hocamız, Muzaffer başkanımız, Ayhan Mürseloğlu abimiz İstanbul'dan, Zühtü kardeşim Antalya'dan, Ciğerci Emin Usta, Emin abi, bizim Kürenk Kulübü'nde çok tanınan, bilinen bir abimizsin. Kuşlarını çektik, insanlar seni biliyor, seviyor yani ona göre. Tüm gönül dostlara selam söylerim. Allah razı olsun. Evet. Katırlı Hüseyin abim, ustam. Herkese selamlar. Mehmet Aytekin abimiz, değerli ustamız ve Mahmut Kara, Foto Mahmut meşhur. Niğde Dernek Başkanımız. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Bizim başkanım. Kürenk Kulübü'nü Niğde'de ağırladığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Her zaman başkanımız. Tebrik de ediyoruz. Şampiyon bir kürenk dişi çıkarmak, özellikle kürenk kategorisinde hem Nebi kardeşimizi hem de Niğde'deki dostlarımızı, Niğde Derneği'ni tebrik ediyoruz başkanım. Biz de sağ olun, teşekkür ederiz. Eyvallah. Geldiniz. Abi kuşlara gelelim bakalım. Ne gel? Evet. Gel. Evet. Kırmızı künyeli bir kendi yavrumuz erkek. Ay maşallah, hay maşallah. Kırmızı künyeli evet. Demek arkadaşlar, bu senenin yavrusu demek beyler. Bu sene alınan, yani henüz daha yaşını tamamlamamış 7-8 aylık diyebileceğimiz maksimum bir yavru. Nebi abinin kuşçuluğu ve kürenkçiliği hakkında da tabi istişareler edeceğiz ama Nebi Karan kuşu özellikle bir bütün olarak değerlendiren, formatıyla beraber rengine de önem gösteren bir kardeşim, abim. Kuşun rengi, yani videoda ne kadar size yansıtabiliriz bilmiyorum ama oldukça güzel bir rengi var. Masa hakimiyeti çok güzel. Bakın, kuş kendini rahatladı, saldı. Kırmızı künyeli bir erkek. Bin maşallah. Bu şampiyonun yavrusu mu abi? Şampiyon değil, Mutlu Buğur'un bir tarafı, şöyle söyleyeyim. Bir şey rica edebilir miyim? Şuraya otursan, hem anlatsan hem de insanlar hem kuşu hem seni görse tabii. Diyorum abi. Sana zahmet. Bunun bir tarafı Mutlu, Fehmi'den almış olduğum, tekrar Fehmi'ye geçen Yusuf abi, Murat abiye verdiğim kürenk dişi vardı biliyorsunuz. Evet, yani, evet, evet. Bir tarafı o kanal, bir tarafı da pompon dişi vardı. Şimdi o dişi Ayhan abide. Kuşu, Ayhan abide mi? Ayhan abi. O dişi ben değil süslülerden yani. Aldığımız, Ereğli'den aldığım dişinin. Aynen, bir tarafı o kanal, bir tarafı da pompon dişiler tarafından. Pompon dişi dediğin ne oluyor abi? Fehmi'de bir tane dişi vardı, yine muhacir soruyor. Ha. O kanal, ikisini birleştirdik, ikisini harmanladık. Evet. Şey, arkadaşlar, bin maşallah. Kürenk gibi kürenk. Abi şöyle bir hareketlendirir misin, sana zahmet? Kuşun kürenkliği, masa hakimiyeti, kuyruklarını böyle tutuşu, kalemi, tonajı, rengi bir bütün kuş. Bence ilerleyen yıllarda yine yarışmalarda iddialı olabilecek bir erkek. Yarışma özellikleriyle bir bütün bir kuş. İki, tebrik ederim. 2'ye 2 ya da 3'e 3. Bin maşallah. Kendi yavrun. Evet, kendi yavrum. Şöyle Mahmut şey. Abi nasıl buldun erkek yavruyu? Abi yapar. Güzel şu anda. Bekliyoruz yani, yapması lazım. Nebi abi, senin için bir kürenk nasıl olmalı? Şebap nasıl olmalı? Bu konuda neler söylemek istersin? Ya benim için öncelikle kuşun bir bütün olması çok önemli. Baktığın zaman orantılı bir duruş olmalı. Onun dışında
Yani insan bir şebap olması gerekiyor kuşta. Baktığın zaman hani renk de benim için çok önemli. Renk mutlaka olmazsa olmazlarımız arasında ama attığın zaman şebap dediğimiz kuşun masaya bir kere doldurması gerekiyor. Göze hoş gelmesi, bir model olması gerekiyor. Dolayısıyla o modelin üzerine de yavaş yavaş rengi işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kellesi, boğazı, masa tutuşu, beli. Tabii ki bunların hepsini gönül arzu ediyor. Önemli olan bunların hepsini bir tarafta yayabilmek, çıkartabilmek. Peki Nebi Karahan kaç yıldır şebap besliyor? Ya şöyle söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri, babamdan, dedemden beri kuşçuyum mutlu ama Mustafa abinin ilk yapmış olduğu Antalya Festivali'nde Mahmut abi biliyor. Son kuşçuluğu ben orada bırakmıştım. Bir ara verdim birkaç yıl. Ondan sonra tekrar kuşçuluğa geri döndüm. Yoksa Hüseyin abi bizim çocukluğumuzu falan gayet iyi biliyor. Çok gittik geldik değil mi Hüseyin abi? Evet. Ama bir dönem ara vermiştim ben. Sonra tekrar camiye geri dönüş yaptık. Yani çocukluğumuzdan beri bu işin içerisindeyiz. Aynen. Peki kürenk de seni cezbeden, yani neden miski değil, mavi değil, çakmaklı değil de kürenk? Bu konuda ne demek istersin? Senin yani şöyle trajik bir olay var. Esasında ben dönüşümü miskiyle yapmıştım mutlu. Mehmet Karatağ'dan, Mehmet abi'den Kepez Erkeği biliyorsun. Evet. Ben ilk dönüşümü Şebap Camiası'na onunla yaptım. Çok cezbetmişim. Cezbetmiştim. Ya, hakikaten güzel de bir kuştu. Tabii o zaman camianın içerisinde olmadığımız için çok da hakim değildik. O zaman Fırat'tan almıştım ben. Daha kürenk almıştım Fırat'tan, onu gördükten sonra. Şey de oradaydı. Midyatlı oradaydı, işte Boğaz'ın aygırı oradaydı filan. Onları gördükten sonra da kürenk aşkı bende tekrar canlanmaya başladı. Daha sonra kürenge de girince miski hayatımızdan çıktı. Miskiyi de esasında çok seviyorum ama niyeyse bilmiyorum ama kürenk bana daha cazip geldi her zaman. Evet, kürengi daha çok seviyorum. O zaman şimdi sende çok güzel kuşlar olduğunu biliyoruz. Merakla da şampiyonu da bekliyoruz. fazla videoyu uzatmadan istemiyorum. Sonraki kuşumuza geçelim. Tamamdır. Kırmızı yavrular kendim yine. Evet, bu kırmızı yavru bu senenin yavrusu, evet. Arkadaşlar yine. Erkek ve dişi takımlar mı abi? Yani, yeni işliyorsun inşallah. Bir tarafları Erzurum mu bunlardan? Evet, bir tarafları Erzurum, aynen yine. Yine bir Erzurum ve Koca Yusuf, evet, familyası. Tabii, aynen öyle. İkisi de renkli güzel takımlar maşallah, kuşlar gösteriyor zaten. Abi ortalama ne kadar vakit ayırıyorsun kuşlara? Günün kaç saat ilgilenebiliyorsun? Yani şöyle söyleyeyim Mutlu. Burada olduğum sürece günde 1-2 saat ayırabiliyorum ama burada çok kalamadığım zaman oluyor. İşte babam daha çok ilgileniyor. Ama burada kaldığım sürede işte yaklaşık 2-3 saat zaman ayırmaya çalışıyorum. Peki kuşlarda, kürenklerde tabii ki bir bütünlük arıyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi ama tecrübelerine göre... Yani en zorlandığın ya da ileriye dönük vizyonunda koymaya çalıştığın özellikler nelerdir? Yani kuşlarıma biraz daha şunu yapmaya ya çalışıyorum dediğin nedir? Biraz daha büyütmek istiyorum yani. Fiziksel olarak da büyütmeye çalışıyorsun. Biraz daha büyütmek istiyorum kuşları. Yani bunun bilincindeyim, farkındayım ama işte ne kadar yapabiliriz tabii onu bilemeyiz. Yok, kuşların gene güzeller maşallah. Genel olarak fiziki yapılarını biraz daha orantı olarak yükseltmek istiyorum. Yani özellikle ben dişiyi çok beğendim. Bu dişin gayet güzel masa hakimiyeti. Evet. Ya bırakmadı, salmadı ya. Salsa aslında daha farklı ama evet. Tabii burada değerli dostlarımız var. Kalabalık güzel bir ekipte izliyor. Ayhan abi, bu kuşları böyle izliyoruz. Hani bu izlemeye de ne anlıyoruz diye bize soru geliyor YouTube'da. Ya bakıyor koca koca adamlar. Bu kuşlara bu konuda ne demek istersin? Sen nasıl açıklarsın? Ya tabii bu hobinin meraklısı olmayan arkadaşların bunu anlaması biraz zor tabii. Yani insan çok sevdiği bir şeyin hep daha iyisini görmek arzusu içerisinde oluyor. Bir de tabii Türkiye'de bu işi yapan çok meraklı dostumuz var bizim. Ve herkesin seviyesi de değişiyor. Sürekli yeni kuşlar çıkıyor. Böyle bir merakınız olduğu zaman bu yenileri hep görmek istiyorsunuz. Hem kendi seviyenizi ölçmek için görmek istiyorsunuz. Hem de yeni şeyleri görüp kendinizi geliştirmeye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bu meraka sahip olmayana bunu kuracağımız cümlelerle anlatmak çok doğru bir şey değil. Bunu sevenler bunu çok iyi anlıyordur muhtemelen. Ve bizim için de bu herkes için çok keyifli. Özellikle bu hobiyle alakalı geziler çok keyifli geçer. Yeni kuş görmeler çok keyifli geçer. Hiç ummadığınız yerde çok sizi etkileyen bir kuş görürsünüz. O gece rüyanıza bile girer. Ertesi gün o kuşu geri gelir alırsınız yani. Bu böyle çok enteresan şeyler yaşadığımız oldu biliyorsunuz. Sizler, evet. Zaten hepimiz biliyorsunuz bunu. Bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Eğer kuşa bir merakları varsa bu iş sadece evde kümeste oturdukları yerde bu iş olmaz yani. Bunun için bir çaba sarf edip diğer insanların yanına gidip onların kuşlarını görmeleri, bakmaları ve bir kıyaslamada bulunmaları gerekir diye düşünüyorum. Bu hem kendilerini geliştirir hem de bu işin çok keyifli tarafıdır diye düşünüyorum. Ağzına sağlık. Yine çok güzel ifade ettin abi. Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımıza da zaman zaman sorular soracağım ama çok güzel bir kuş geldi masaya. Yani kuşun kafa arkasıyla, rengiyle gerçekten güzel bir kuş.
Şöyle Nebi Karan ve Kuş çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Meraklı, istekli, gerçekten çok beyefendi, çok kibar bir adam. Yani bir spor yapan bodyci bir abimiz. Tabii doğru tabir ettim mi bilmiyorum ama bir bu kadar çelik gibi bir kasanın içinde de çok yumuşak bir kalbi var sevgili abimizin. Kuşlara ilgisi alakası da buradan geliyor. Bütün meraklı arkadaşları da bu hobiye davet ediyoruz. Güzel bir hobi. Şebap kuşu Türkiye'nin bence Türkiye'ye ait özel bir ırk, özel bir kuş. Hala dünya üzerinde yeteri kadar ilgisini, karşılığını gördüğünü düşünmüyorum. Ama maşallah. Abi nedir bu kuş? Bu nedir Mutlu? Bunun bir tarafı bünyamindeki o şampiyon dişi bir tarafı. Gene bir tarafı Erzurum'du. Kore'ye getirmiş olduğumuz dişi vardı. Künyesi falan nedir abi? Bunun künyesi turuncu künyeli. Bunun babasını Bilal'e ben vermiştim. Bunu Bilal'den aldım. Bunun babası gene benim kuşumdu. Maşallah, maşallah. Kuşun kıl yapısı, boynu, rengi biraz çok güzel. Her şeyi güzel. Biraz işte dağıtıyor kendini. Biraz tabii dağıtmasa yani, arkadaşlar. Ama bir tane yavrusu aldım. Çok nizami. Yavrularına vermiyor şeyini. Hı-hı. Dağınıklığını. Geçen sene mi aldın sen kuşu? Geçen sene aldım. Bunun babasını da gene ben vermiştim oraya. Biz yavruluk yani. Evet. Maşallah. Hüseyin abi nasıl buldun ya bunu? Güzel. Geçen sene ben gördüm kuşu da. Hı-hı. Yavru kedi gördüm. Evet, şu sevgili dostlar, şu kuşa aşkla bakmayı görüyorsunuz. Yani gözlerini alamıyorlar. Tabii bu işin güzelliği de burası. Bu kuşları incelemek, izlemek, bunlara vakit harcamak. Değerli dostlar, bakın YouTube kanalı tarafından bize ulaşan, aramıza bugün katılan yeni değerli de bir hocamız var. Ahmet hocamız. Ahmet hocamız da 2 sene önce kulübümüzün kanalını izleyen bir arkadaşımızdı, bizim tanımadığımız. Kendisi bir matematik öğretmeni. Hocam oramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün başkanım. Bu gezileri YouTube kanalından izlerken bugün gezinin içerisindesin. Ben de arada arkadaşlara da bakıyorum. Hani artık o kadar meşhurlar kendim onları izleyeyim diye. Yani işte Boyan Hocam, işte Hüseyin abi falan diye. Kuşlara bakarken bir taraftan onları da izleyebilirim. Allah razı olsun. Ya. İlk defa bir araya geldik tabii. Nasıl buldun? Çok güzel tabii. Hani çok hani keyifli geçiyor. Bugün Mehmet abiyle başladık. Sizden önce biraz daha erken başladık. Biraz daha hevesli bir şekilde. Geldik, çok güzel kuşlar görüyoruz. Tabii daha gezmek lazım. Daha gezeceğiz. Benim için daha, ben yolun çok daha başındayım. Evet. Senin gibi biriyle tanıştığım için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok teşekkür ederim. Bizler de sizlere. Arkadaşlar aynı şekilde. Arkadaşlar bizler bu hobini yapan meraklı insanlarız. Camia gerçekten çok temiz, nezih insanlarla dolu. Burada da ciddi bir kadro var. İşte Niğde'den, Türkiye'nin farklı yerlerinden, şu an yolda olan arkadaşlarımız var. Onlar da geliyorlar. Hafta sonu bu geziyi yapacağız. Abimin maşallah çok güzel. Rengiyle, kuşun kafa yapısıyla, kıllarıyla gayet güzel. Sevgili ustaya dönmek istiyorum. Hüseyin abi, kuşlardaki tüy yapısı... Yani bu kürenkteki, şebaptaki tüy yapısı ne kadar önemlidir kuşun? Yani tüyün uzunluğu, yumuşaklığı, ipeksi yapısı var. Daha köse dediğimiz kuşlar varken şimdi daha tüylü olmasını istiyoruz. Bu konuda senin düşüncelerin neler usta, samimi olarak? Ya kuşun tüy yapısı olması ister istemez kuşu büyütüyor yani. Yani tüysüz kuş ister istemez ufak gözüküyor. Yani kendini büyüyor ama tüylü kuş daha büyüyor. Kendini bize saldığımız zaten kuş daha değişiyor yani. Aha. Boyun yapısı, kafa yapısı çok değişiyor. Mesela burada bu tabii evet. Mehmet abiye de sormak istiyorum. Mehmet Aytekin abi de. Yani kanaryacılarda özellikle eşlemelerde tüy yapısına çok önem veriyorlar. Kalın tüylü kuş, ince tüylü kuş, uzun tüylü kuş, kısa tüylü kuş. Eşlemeleri mutlaka tüy yapısına göre yapıyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. Bu konuda bizim evet öyle değil ama acaba önemi var mı? Bu konuda bir tecrüben var mı tüy yapısının kuş ya, eşlemede? Tabii ki var. Kuşun şimdi bir ince tüylüsü var. Demel satın ince olup uzun tüylü kuşlarımız var. Bence çok mantıklı değil. Çünkü biz o şeye gelemedik. Yani biz hiç denemedik. Yani deneyen de yoktur yani zannetmiyorum. Hiçbir tüylü kuşu, tüysüz kuşu yakan burada kimse yok yani. Tüysüz kuşu kimse beslemiyor. Hep uzun tüylüden evet, daha da uzatmaya mı çalışıyoruz daha, biz? Yani kuşu, evet. Kimse istemiyor artık. Tüysüz kuşu kimse beslemiyor. Evet, güzel bir kuş geldi. Yine ustaya teşekkür ediyorum. Arada değerlendirdik. Bu da Mahmut abi. Evet arkadaşlar. Bu da Mahmut abinin yavrusu. Mahmut abinin yavrusu. Güzel bir erkek. Maşallah. Maşallah rengiyle. Çok güzel bir erkek arkadaşlar. Yani kürenk rengini burada çok güzel bir şekilde görüyoruz. Bin maşallah. Bin maşallah. Kalemiyle, rengiyle, kınasıyla gayet güzel bir erkek. Hop 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 hop. Biraz ürkek, biraz alışması var. Ercan abiden almış olduğum dişi bir yavru. Ercan hangi? Ercan Aktümer.
Evet, Erzurum'dan. Erzurum'da maşallah, maşallah. Ergen Erzurum fabrikasıyla almıştım. İskeleti çok güzel bir dişi. Şey. Evet. Böyle bir takım. Vallahi, evet. Nevi çok fazla Erzurumlu herhalde. Şu bir kanalı bir şey, Midyat'ta abi. Bunun Ercan abideki ekip biliyorsun. Ben bunu Nusret'le çok yakın arkadaşın olmasına mı bağlı? Tabii ki. Mustafa Nusret bütün biliyorsun abi. Mustafa Nusret bütün olunca evet. Yapacak bir şey yok. Biz Nebi'yi değiştiremeyince ustayı değiştirmeye başladık abi. Usta şu anda modeli değiştirdi. O şu anda midyatlı, farklı kanlar sokmaya başladı. Atillalar, matillalar gidiyor. Senin ustan eninde sonunda bizim kuşları beslemeye başladı. Bence sen kısa yoldan hiç dönüş yapalım. Dönüş yapmıyorsun. Evet, maşallah dişiyi daha çok beğendim Ayhan abi. Ne diyorsun? Dişinin iskeleti arkadaşlar çok güzel. Özellikle kuşun cephesi geniş, kendine hakim, beli güzel. Birazcık daha suratı olsa, kafa boyun olsa daha güzel, hoş olacak bir dişi. Ama genç bir dişi, güzel bir dişi. Şebap kuşuna vakit tanımak lazım, zaman tanımak lazım. Bunu her zaman yayınlarımızda söylüyoruz. Kuş gözünün olması çok önemli. Kuş gözü gelişmesi lazım. Yani Ayhan abi, kuş gözü dediğimiz bir olay var. Yani insanların gözünün alışması, gelişmesi. Bu konuda ne yapabilir? İnsanlara neler tavsiye ederiz? Yani kuş gözünü geliştirecek nasıl bir şey olur? Bu bir yetenek midir yoksa sonradan öğrenilebilir, geliştirilebilir bir şey midir abi? Ya bence bu tecrübeyle sabit bir şey gibi duruyor. Ama tabii insanların yetenekleriyle de direkt bağlı diye düşünüyorum. Yani bazı insanlar hani bir şey, bir beceriyi bir senede öğrenebiliyor. Bir başkası iki senede öğrenebiliyor. Bu da aynı şey burada da söz konusu. Yani 10 sene kuş besleyip ben hakikaten kuş gözünün şey gelişmediğini gördüğüm insanlar oldu. Yani 10 sene kuş Nebi besleyip abi, de özür dilerim şampiyonu görelim abi. Tamam, videodanızda şampiyon dişi görelim. Özür dilerim abi. 10 sene besleyip yani de 10 sene kuş besleyip hala iyi kuşu veya kuşun arızalarını tespit edemeyen yetiştiriciler olduğunu gördüm açıkçası. Ama bunun tam tersi de var. Yani kuşa çok yeni başlayıp 6 ayda, 1 senede, 2 senede hakikaten çok hızlı yol alan arkadaşlarımızı da gördüm. Yani bunun için bir standart bir kıstas var. Ben örnek vereyim mi daha iyi anlaşılsın diye abi. Ya sen Muzaffer abi 10 yıldır besliyor. Aynen, olmadı evet, yani yapmıyor. İşte Ahmet hocamız da daha 6 ayda belli bir noktaya geldi. Yani ben bu 10 yıl değil, ben 30 yıldır besliyorum. arkadaşlar beyler bu videoda söyle. En son baklavayı da kaybetti abi. Usta izledin mi kuşu? Aynen abi yolda ne yedik öğlen yemeği? Bana bunu diyor ama benim en yağlı müşterim de mutlu. Benden bir yavru al. Şampiyona bakalım. Beyler şampiyon dişi geldi. Hayır maşallah. Kürenk dişi Türkiye şampiyonu. Abi serbestlerde şampiyon oldu değil mi? Yok renkte. Yaşta. Lacivert bilezikti. Kendi yaşıtlarında Türkiye şampiyonu olmuş. Arkadaşlar yani gerçekten kalemiyle, rengiyle, kürenkliğiyle bayıldım yani. Gerçekten bayıldım. Harika. Bin maşallah. Üf. Ne bir kuş geçen sene gördüğümüzün üstüne. Çok güzel ya. Bin maşallah. Ya ben yolda kuş almayacağım, yemeyeceğim demiştim ama Ayhan abi haklı çıktı. İddiaya girdik. Biz bu kuşu yeriz arkadaşlar. Bin maşallah. Dişi çok güzel beyler. Gerçekten beğendim. Dişi çok hoşuma gitti. Ekıl yapısıyla, tüy yapısıyla şimdi işte insan bu kuşu besledikten sonra da tabii diğer kuşlar biraz zayıf gelebilir. Ama bu gerçekten başka bir seviyede. Güzel bir diş. Bin maşallah. Ayhan abi nasıl buldun dişiyi? Geçen sene de görmüştüm. Ama şu anda çok daha gelişmiş kuş. Nebi üstüne koymuş yani. İyi türemiş kuşu. Rengi daha da çok güzel bir rengi var değil mi usta? Ne diyorsun? Böyle değil. Rengi güzelleşmiş. Yani bir bütün olarak baktığımızda ben şu eleştiriye kızıyorum. Yarışma kuşu, masa kuşu diye ayrımlar yapılıyor. Yani kuş iyi kuş, iyi kuştur Ayhan abi. Yarışmada iyi kuş, iyi kuştur. Masada da iyi kuş, iyi kuştur. Doğru muyum abi ya? Kesinlikle. Mehmet abi sen ne diyorsun? Şimdi bu kuş tabii ki güzel kuş. Türkiye'de şampiyon olmuş. Şampiyon kuşu da araştırmak haddimiz değil. Aynen. Allah'ı bin maşallah. Çok güzel. Yani özellikle kuşun hem kaş yapısı, surat yapısı, göğsünün kınası, iki tane kürenkte istediğimiz kalemin hem belirginliği, kalemler gördüğünüz gibi gözüküyor, hem kalemlerin rengi de çok hoşuma gitti. Kuyrukları güzel, beli güzel. Yani bence hani bir kuşla denge aramalıyız, orantı aramalıyız. İyi kuş.
orantısı da güzel. Masa hakimiyeti de güzel. Dişini çok beğendik. Şampiyon. Bir dakika şu kuşun bir kupasını da koyalım abi. Kupasıyla çekelim. Kürenk dişiler şampiyonumuzu. Yine Kürenk Kulübü YouTube kanalı ayrıcalığıyla sizlere izletiyoruz. Sevgili dostlar. Lütfen kanalımıza abone olalım. Beğenelim. Bu kuşlardan beslemek isteyen arkadaşlar kanalımızı takip etsinler. Kendilerini geliştirsinler. Kuşumuz gerçekten çok güzel, tatlı, kınasıyla, rengiyle bir bütün bir kuş. İşte burada yeni başlayan arkadaşlar bu kuşları izleyerek kendi kuşlarıyla kıyaslamalar yapsınlar. Tabii ki fotoğrafla video her zaman gerçeği yansıtmıyor. Canlı görmek gerekiyor. Ama bakın şampiyon dişimiz, şampiyon. Bu kuşun yetiştiricisi kimdir abicim? Nebi Karan. Bir de bu ayrı bir gurur değil mi Nebi abi? Şöyle bir buyur otur gel abi. Şöyle gel. Yani kendi yetiştirdiğin kuşla gidip bu dereceyi almak, şampiyon olmak aynen. Daha büyük keyifli değil mi? Kesinlikle öyle. Mutlu bu kuşun babası gören arkadaşlar vardı. Melek Hüseyin abi falan görmüştü. Bu kuşa patronik dediğimiz bir erkek vardı. Evet sen çok de öldü. Çok değerli bir erkekti. Çok da eksiğin olmuştu. Bunun babası oydu. Bunu bizim burada arkadaşlar ben esasında yavruyken vermiştim. Mahmut abi de biliyor hocalara. Sonra babası ölünce geri almak zorunda kaldım. Daha teslim etmemiştim kuşu. Yavru aldıktan sonra verecektim bir takım. Babası da ölünce tekrar bu kuşu veremedim. Kıyamadım. Çünkü babası yoktu elimde. Öyle yani. Babasının yetiştiricisi de sendin. Yani babası da kendi yavrum. Babası Mahmut abi. Ha Mahmut abim. Daha özür dilerim. Onun tamam. Babası anne babayı ben getirmiştim. Bir tarafı gene Mustafa abi'den dişisini getirdim. Erkek tarafında Kadıköy'den aldım yine Midyat soyu. Şu an gideceğimiz Mahir'in kümesinde duruyor hala. Maşallah. Babası oydu. Bu dişinin şu anda var mı yavrusu, erkeği, kızı? Bir tane kızı? Yavrusunu aldım Mutlu. İşte boynu döndü. Üç tane yavrusu döndü. Çok eşleyemedim erkek olmadığı için elinde ama. Bir tane yavrusu var. Çok güzel olacak. Maşallah. Boynu döndü. Maşallah. Bakmak istersen orada bir bak da. Kuşunu beğendim. Tüyü, şimdi, yoğunluğu, yumuşaklığı. Her yeri de güzel kuşunun. Maşallah. Yakışıklı bir kuş. Türkiye şampiyonu. Kalabalık bir ortam var. Tabii. Tek duruyor şimdi. Şehrin gittim biraz karantinada kalsın diye. Evet. Tek duruyor şu anda. Evet. Maşallah. Yok şu an değil sonra. Şimdi bu videomuzu tamamlayalım Hüseyin abi. Şimdi arkadaşlar çok sayıda kuş da var. Yaklaşık 15 dakikalık da bir çekim oldu. Çok da uzatmak istemiyoruz. Kürenk Kulübü YouTube kanalımızı abone olmanızı, beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. Arkadaşlar bu kadar emeklerimizin karşılığı olarak şu anda bu videoyu izlerken bir beğeni butonuna basarsanız, bir yorum yaparsanız, olumlu ya da olumsuz bütün yorumlarınızı görmek istiyoruz. Bizler de bu kendimize yol alırız. Nebi abi var mı bizi izleyenlere söylemek istediğin bir mesaj? Bütün camiadaki arkadaşlara, dostlara çok selamlarımı iletiyorum. Hepsi Allah'a emanet olsunlar. Çok teşekkür ederiz. Evet şöyle arkadaşlar. Abiler herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Videomuzu burada sonuçlandırıyoruz.